Evet ikinci bölümle devam ediyorum. Bu bölümde Birbirine benzeyen ama birbirinin aynı olmayan iki kavramı inceleyeceğim. Buharlaşma ve kaynama olayı. Kaynama olayını Şimdi anlatacağız ama buharlaşma hakkında bilgimiz var. Daha önce Hal değişimlerinde bahsetmiştik. Şimdi bunları kıyaslayacağız. Bunların birkaç tane farklılığı var. İkisi de sonuçta Bir sıvının Bir gaza dönüşmesidir. Yani ikisinde de Sıvı gaza dönüşür. Burada hiçbir problem yok. Bu ortak noktalarıdır. Farklarından bahsedeceğim genelde. Buharlaşma olayı sıvı dolu bir kap ise bu sadece yüzeyde olur. Yüzeyde. Yüzeyde sadece. Sadece yüzeyde. Eğer bu sıvı dolu bir kap ise kaynama olayı sıvının her yerinde olur. Zaten ısı kaynağına en yakın olan kısım dip kısmı olduğu için dip kısımdan başlar ve burada gaza dönüşen sıvı kabarcıklar halinde yukarı çıktığı zaman bu fokurdama olayının gerçekleşme sebebi de budur zaten. Fokurdama olayı olur. Yani sıvının her yerinde her yerinde görülür. Bu ise sadece yüzeyde olur. Şimdi Buharlaşmanın sadece yüzeyde olması ile ilgili bir e, soru ya da bir örnek üzerinde duralım. Şöyle bir örnek var karşımızda. İki tane kap var. Gördüğünüz gibi birbirinden şekilleri çok farklı. İkisinde de birer litre su var. Yani aynı miktarda su var ama bu kap çok geniş bir kap. Yani yüzeyi çok geniş. Bu kap ise sivri ve uzun bir kap. Yüzeyi çok dar. Şimdi bunları bir aynı ortama koyduğumuz zaman ısısı aynı olan ortama. Burada gördüğümüz gibi buharlaşma ikinci kapta yüzeyi sadece yüzeyde olduğu için çok kısıtlı olur. Ama daha geniş bir yüzeyde olan bu kapta ise buharlaşma çok hızlı olur. Bu yüzey bu yüzeyin kaç katıysa tahmini diyelim ki 4 katı. O zaman burası buharlaşma 4 saatte oluyorsa burada 1 saatte bu buharlaşma tamamı gerçekleşir. Buna günlük hayattan şöyle de bir örnek verebiliriz. Mesela bir yere bir su döküldü. Eğer bunun erken buharlaşmasını istiyorsak bunu bu yüzeye ve şu şekilde yayarsak bakın yüzeyini genişletmiş oluruz. Bu buharlaşma çok hızlı olur. Evet yine buharlaşma ve kaynama arasındaki başka bir fark. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir. Bunun kanıtlarından biri soğuk illerde yani doğudaki illerde yağmur yağınca sokaklar aynen batıdakiler gibi kurur. Ama geç kurur, erken kurur. Orası değişir tabi batı doğuya göre. Ama sonuçta sokaklar kurur. Aynı şekilde asılan çamaşırlar da kurur. E demek ki buharlaşma için illa çok büyük sıcaklıklara ihtiyacımız yok. Düşük sıcaklıklarda da buharlaşma gerçekleşir. O yüzden her sıcaklıkta gerçekleşir diyoruz buharlaşma için. Ama kaynama öyle değildir. Kaynama belirli bir sıcaklıkta başlar. O sıcaklığa ulaşmadan kaynama olmaz. Örneğin su içinde normal şartlar altında NŞA'da 100 derece santigrat deride su kaynar. Bunun altında kaynamaz. Tabi normal şartlar altında bunun altında kaynamaz. Aynı şekilde birkaç tane sıvının daha kaynama noktasını veriyoruz. Ve bu noktaya da kaynama noktası denir. Kaynama noktası KN olarak kısaltabiliriz. Sorularda da böyle göreceksiniz. Eter için 35 derece santigrat. Aseton için 56 derece santigrat. Metil alkol için 65 derece santigrat, etil alkol için 78 santigrat derece santigrat. Genelde okulda etil alkol vardır. Bu deneyleri yapmışsanız 78'de kaynadığını görmüşsünüzdür. Devam ediyorum. Kaynama ve buharlaşma hakkında bilgi verelim. Kaynama buharlaşmanın en fazla olduğu andır. Yani biz buna maksimum olduğu anda diyebiliriz. Yani buharlaşma yüzeyde oluyor. Kaynama her yerde olduğu an bu buharlaşma maksimuma dönüşüyor. Buharlaşma buharlaşma ısı ile artar. Yani sıcak havalarda hızlı, soğuk havalarda yavaş olur. Aynı zamanda buharlaşmayı rüzgar da arttırır. Rüzgar rüzgar arttırır diyelim. Bu da önemlidir. Kaynama anında sıvının sıcaklığı sabit kalır değişmez. Evet bu da kaynamanın bir özelliği. Bu sadece kaynama içinde değil e, hal değişimlerinin hepsinde olacak. Bunu ilerleyen konularda daha ayrıntılı değineceğim. Şu anki konum kaynama ve buharlaşma üstüne olduğu için sadece bunun için aldım. Sıcaklık sabit kalır değişmez nasıl olur? Örneğin bir deney düzeni hazırladık, bir tablo oluşturduk. Birinci dakikada 15 derece santigrat. İkinci dakikada 70'e yükseldi sıcaklık. 3'te 100'e geldi. 100 derece santigrat. 4'te hala 100. 5'te hala 100. Ne oluyor burada? Neden değişmiyor? Çünkü bu esnada 100'de olduğu için bu sudur demek ki. Su kaynıyor. Kaynıyor. Ve kaynama anında gördüğünüz gibi sıcaklık değişmez. Yüzde takılı kalır. Biz eğer bundan nasıl faydalanabiliriz? Bunun sıcaklığını daha doğrusu kaynama noktasını bilmediğimiz bir sıvıysa 100 olmadığını varsayalım. Örneğin 80'de takılıp kaldı. 80 80. Soru bana aşağıda diyor ki kaynama noktası bu sıvının ne kadardır? Ben tabloya bakıyorum ya da grafiğe de bakacağım ilerleyen zamanlarda. Bakıyorum 15 70 80 80 80, 80 takılı kalmış. O zaman bu sıvı kaynama noktası 80'dir diye yazabilirim. Yani bu bize bir ipucu da verebilir. Evet, yine buharlaşma ve kaynama. Buharlaşma ayırt edici özellik değildir. Çünkü buharlaşmanın belirli bir sıcaklığı yoktur ama kaynama ayırt edici bir özelliktir. Az önce de gördüğümüz gibi suyun kaynama noktası normal şartlar 100 derece santigrat. Ben 100 derece santigratte kaynayan saf bir sıvı gördüğüm zaman kesinlikle su derim. Bu onun ayırt edici özelliğidir. Yani diğer sıvılardan bunu ayırır. Biz tüm sıvıları tadına bakarak ya da kokusuna bakarak onları ayırt edemeyiz. E, tabii ki bunlar tehlikeli olabilir. Onu da bilmiyoruz. O yüzden yapamayız bunu. O yüzden kaynama noktası ayırt edici özelliklerden bir tanesidir. Her sıvının kaynamaya başladığı sıcaklık ona özgüdür. Ona aittir diyebiliriz. Evet maddenin ayırt edici özelliklerine geldi sıra. Maddenin sadece kendine özgü olan ve diğer maddelerden ayırt edilmesini sağlayan özelliklerine ayırt edici özellik denir. Yani sadece ona özgü. Bizim TC kimlik numaramız gibi. Bizim TC kimlik numaramız sadece bize özgüdür. Bizi diğer vatandaşlardan ayırır. Bu da maddenin ayırt edici özellikleridir. Saf maddelerin hal değiştirirken sıcaklıkları değişmez. Az önce bahsettik. Biz sadece kaynamadan bahsetmiştik ama erime için de bu geçerlidir. Donma için de bu geçerlidir. Az önce bahsettiğimiz için kaynama noktası için de bu geçerlidir. Şimdi erime, donma, kaynamayı biliyoruz. Bu noktası ne oluyor? Noktası şu oluyor. Erimeye başladığı sıcaklık o nokta erime noktası donmaya başladığı sıcaklık o nokta donma noktası. Kaynamaya başladığı sıcaklık o da kaynama noktası oluyor. Burada bir örnek verilmiş. Demiş ki su alkol civanın erime noktası, donma noktası ve kaynama noktaları verilmiştir. Bunlara baktığımız zaman tabi bunları suyu bilmeniz tabii ki gerekiyor. Ama diğerlerini ezbere bilmeniz gibi bir şartınız yok. Burada dikkat etmeniz gereken olay şudur. Dikkat edin suyun erime noktası ve donma noktası birbirine eşit. Aynı şekilde alkolün de erime ve donma noktası birbirine eşit. Civanın da erime ve donma noktası birbirine eşit. Buradan şunu genellemeyi yapmamız gerekiyor. Bütün maddelerin saf haldeyken erime noktaları donma noktalarına eşittir. Yani bana e, soruda donma noktasına ihtiyacım var ama bana bilerek erime noktasını veriyor benim bunu bilip bilmediğimi kontrol etmek için. Ben erime noktasının donma noktasına eşit olduğunu bildiğim zaman bu erime noktasının aslında benim aradığım donma noktası ne olduğunu anlarım. Bu da benim soruyu çözmeme yardımcı olur. Genellememizi yapalım. Saf mandelerde erime noktası donma noktasına daima eşittir. Bir tane örnek üzerinden bakalım. Bu örnek de önemli bir örnek diyor ki iki tane sıvı var. 1 litrelik bir su ve 100 litrelik su. Kocaman 100 litrelik bir su ve 1 litrelik bir su iki tane kap. Diyor ki her ikisi de 100 santigrat derecede kaynar, 0 santigrat derecede donar. Erime ve donma noktası maddenin azlığı veya çokluğuyla değişmez. Yani bize 100 litre de verse, 1 litrede verse, 1 damla da verse, erime noktası da, donma noktası da, kaynama noktası da bunlar maddenin miktarıyla yani miktarı derken azlığıyla veya çokluğuyla ilgili değildir. Azlığı veya çokluğu neyi değiştirir? Şunu değiştirir. Sadece azlık çokluk zamanı değiştirir. Yani bu daha geç kaynar ya da daha geç donar. Bu daha erken kaynar. Daha erken donar. Çünkü miktarı azdır. Biz de örneğin bir kahve yapacağımız zaman kettle'a az su koyarız. Niye? Çok beklemek istemiyoruz. O su az koyduğumuz zaman daha erken kaynayacak. Ama sıcaklığı değişecek mi? Hayır. Çok koyduğumuz zaman 200 de mi kaynayacak? Hayır. Yine 100 de kaynayacak. Ama bizim zamanımız kısıtlı olduğu için bir fincan kahve için az su koyarız. Bu bize zamandan kazandırır. Önemli olan da burada değişiklikte de zamandır zaten. Madde çoksa erimesi ve donması uzun sürer. Kaynama içinde azlık çokluk etki etmez. Yani kaynama noktası da erime noktası da donma noktası da madde miktarına bağlı değildir. Evet iki tane grafik az önce bahsettim. Tabloda bahsetmiştik. İki tane de grafikte biz maddelerin bunların mesela sıvı olduğunu biliyoruz. Sıvı bu da sıvı. Bize diyor ki bunların kaynama noktası ne kadardır? Kaynama noktalarını bulalım. Gördüğünüz gibi burada sütun grafiği vermiş. Siz artık çizgi grafiği de biliyorsunuz. Ben önce bir sütun grafiğinde göstereceğim. Sonra bir de çizgi grafiğinde göstereceğim. Sıcaklık artmaya başlıyor zamanla. Sıcaklık gördüğünüz gibi eksenler, birimler belirtilmiş. 50'den başlamış. 80, 100, 100, 100. Yani şu zaman zarfında sıcaklık sabit kalmış. Bu bir sıvı olduğuna göre hal değiştirirken sıvı gaza dönüşecek. Yani bu nokta bizim için kaynama noktasıdır. Burada 80 değil, şu 100 derece santigrat bizim için kaynama noktasıdır. Biz de bunun ayırt edici özellik olduğunu bildiğimiz için ve suyun da normal şartlar altında 100 derece santigrat'lerde kaynadığını da biliyoruz. Demek ki bu kaynama noktası 100 derece santigrat olan sudur. Buraya baktığımızda yine 30, 50, 70, 70 yani 70'te takılı kalmış. İlla 3 defa takılı kalmasına gerek yok. Yani burada daha fazla da çizilebilir. 2 tanesi sizin için yeterlidir. Yani onun kaynama noktası olduğunu anlamanız için. Gördüğünüz gibi burada da kaynama noktası 78 derece santigrat'tır. Bu da biliyoruz ki alkoldür. Etil alkoldür. 78 derece santigrat'te de kaynar. Şimdi bir tane de çizgi grafiğine bakalım. Çizgi grafiği zaman sıcaklık eksenleri sadece gördüğünüz gibi sütunlar yerine çizgiler kullanmış. Noktaları bulup bunları çizmeyi öğrenmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bunu inceleyelim. Örneğin elimizde ne var? Eksi 10 derece santigratte de buz var. Bunun su olduğunu varsayarsak. Bakın çünkü Eksi 10'dan başlıyor. Zaman 0. Eksi 10 derece santigrat derecede buz var. Bunun sıcaklığı artıyor, 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 artıyor. Sıfıra geldiği zaman kırmızı çizgi gördüğünüz gibi sabitleniyor. Bu buz. Yani katı. Katı. E buzun sıcaklık aldı, ısı sıcaklığı arttıkça olması gereken şey nedir? Erime. Yani sıvıya dönüşecek. O zaman bu sıfır derece santigrat erime noktasıdır. Eşittir 0 derece santigrat. 0'da devam etti. Gördüğünüz gibi şu zaman aralığında sürekli 0 oldu. Bu erime noktasıdır. Daha sonra tamamı eridikten sonra sıcaklığı artmaya devam etti. 30'a geldi, işte 40'a, 50, 60'a, 80'e, 100'e geldi. 100'e geldiği zaman şu zaman zarfında, şu zaman zarfında gördüğünüz gibi yine sıcaklık sabit oldu. Şimdi bir madde eridiği zaman artık sıvıya dönüşmüştür. E sıvıya dönüştükten sonra bu arada sıvıydı geldi burada bir sıvı bir daha hal değiştireceği zaman sıcaklığı arttığı zaman artık gaza dönüşmesi lazım. Demek ki burası da kaynama noktasıymış. Bu da 100 derece santigrattir. Artık bundan sonra da buharlaşıp gaza dönüşecek. Kaynama noktasından sonra gaz olmaya başlayacak. Evet bu grafiğin yorumu budur. Belki sütün grafiği sizin için daha kolay olabilir ama bu tip sorularla da karşılaşabilirsiniz. Çok zor değildir. Zaten grafik çizmeyi öğrendiniz. Evet bu konu bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.